İyi akşamlar. Biliyorsunuz dün yayınlanan son kitabımın basıldığını ve elime ulaştığını söylemiştim, duyurmuştum. Daha önceden sorulmuştu ve kitap basıldıktan sonra da yine meraklılar kitabın ne anlattığını, Kara Vehbi'nin nasıl bir şahsiyet olduğunu ya da herkesin sorduğu ya da sorabileceği Kara Vehbi kimdir? Neden bu adamın hayatı kitaplaştırılmıştır sorusu. Şimdi biliyorsunuz tarihi şahsiyetlerin hakkıyla ortaya konulması bir tarihçinin görevidir ve tarihçi bunu objektif bir şekilde yapmak zorundadır. İlmin namusu vardır. İlmin namusuna halel gelmemesi için de azami bir gayret göstermek zorundadır. Tahrifat yapamaz, yanlı davranamaz. Kısacası bir metodoloji içerisinde araştırdığı şahsiyeti ortaya koyar. Şimdi Kara Vehbi Bey Aksaray için çok önemli bir şahsiyettir. Fakat sadece Aksaray'la sınırlı değildir. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok yerde ticaret yapmıştır. Mecliste önce Niğde'yi sonra Aksaray'ı temsil etmiştir. Çünkü 1920-23 arasında meclise gittiğinde Aksaray daha müstakilliği olmadığı için Niğde'yi mebusudur. Mecliste aynı zamanda biliyorsunuz 1911'de savaş başladı. 12-13 tam böyle bir nefes alalım derlerken Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. 4 yıl sürdü. Çok kısa süreceği düşünülen Birinci Dünya Savaşı çok uzun sürdü. Sonrasında biliyorsunuz mütareke dönemi, sonra İstiklal Harbi. 12 yıla yakın neredeyse Anadolu insanı varıyla yoğuyla düşmanla mücadele etti. Yoklukla mücadele etti. İşte bu süreçten sonra gerçekten küllerinden doğan bir devlet kuruldu. Mecliste tahmin edileceği gibi ülke daha doğrusu devlet çok zor durumdaydı. Yeri geldi yurt dışından gelen misafirin ağırlanması bile bütçe için problem teşkil etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konulardaki ricasını kırmayan Vehbi Bey'dir. Halide Edip adı var. Kara Vehbi'nin arkadaşıdır, yakın arkadaşıdır. Halide Edip adı var, kocası Adnan adı var. Daha birçok o günün edibi, münevveri, müdekkiki, müteşebbisi Vehbi Bey'in arkadaşıdır. Şeyhülislam'la, bakanlarla çok yakın arkadaştır. İşte Kara Vehbi Bey sadece Aksaray'ın sıradan bir tüccarı değildir. İttihat Terakki'nin Aksaray'daki önemli şahsiyetlerinden biriyken, Birinci Dünya Savaşı'nda 1915'te özellikle ordu için alınacak buğdayın bugünkü taban fiyatını mesela takip edip Aksaray'ın hakkını korumuştur. Vehbi Bey'in böyle cesurluğu da vardır, hakkaniyetli yönü de vardır. Bununla birlikte 1927'de Aksaray'dan bazı köylüler Vehbi Bey'i Mustafa Kemal Atatürk'e şikayet etmiştir. Bahsettiğim az önceki cömertliğini gösteren belgeler, cesaretini gösteren belgelerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'e şikayet edilen mektup da kitabın içindedir. İşte sohbetin başında anlatmaya çalıştığım gibi ki bu arada bu kaydı çeken benim üniversiteden arkadaşım, uzun zamandır görüşemiyorduk, kendisi de bir tarihçi. Zaten yanlış bir ifade kurmuş olsaydım şimdi çoktan tepkisini gösterirdi. Ramazan Erdinç kardeşim öyledir. Açık sözlüdür, merttir. İlminin hakkını verir. Ben aslı dediğim gibi tarihçi gördüğü bir hakikati kitabındaki şahsiyeti övmek ya da yermek için kullanamaz. Hakikat neyse odur. İşte Vehbi Bey'in şikayet edildiği mektup da buradadır. 1927'deki bu mektup Ankara'da göz bebeğimize, Gazi Paşa'mıza, Gazi babamıza diye başlar. Onlar diyor ki tarlayı sularken Vehbi Bey'in adamları bize eziyet etti. Bunlar adeta eşkıya gibi oldu diyor ve şikayet ediyor.
Ama kendisi değil. Aksaray'da onun adına çalışanlar, onun adamları. Ama aynı Vehbi Bey İstiklal Harbi devam ederken özellikle Darp cephesine devenin satılması istendiğinde, ki develeri var, bırakın satmayı, devenin üzerindeki yükleriyle birlikte orduya bağışlayacak kadar da cömert. Kendisine verilen İstiklal madalyası var. Zaten kitabı yakından, kapağını internetten incelediğinizde göreceksiniz. İstiklal madalyası olan bir şahsiyet. Genç yaşta da vefat etmiş. 1 Şubat 1932'de vefat ediyor. Önce Maçka Mezarlığı. Maçka Mezarlığı'ndaki düzenlemeler sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnediliyor. Mezarını ziyaret etmiştim ailesiyle birlikte. Aslında Vehbi Bey oldukça önemli bir şahsiyet. Kitabı aldığınızda, okuduğunuzda göreceksiniz. Elimden geldiği kadar hatasız bir kitap yazmaya çalıştım. Fakat hata bizlere mahsus. Eğer gözümden kaçan bir şey varsa, eksiğimiz, ki muhtemeldir vardır. İnşallah yoktur ama muhtemel olabilir. Eksik olsun, olmasa iyi olur ama olsun, ama hata olmasın isteriz her zaman için. Eksik ya da yanlış var ise YouTube'daki yorumlarda mail adresimi daha önce yazdım ama yine yazarım. Oraya eğer yazarsanız çok memnun olurum. Şimdiden iyi okumalar diliyorum. İyi akşamlar.